annene bu çiçeği götüreceksin. Anlaştık mı? Tamam mı? Tamam. Diyeceksin ki başkanımızın çok selamları var, saygıları var sana diyeceksin. Kaça gidiyorsun? 5. Tamam. Muhtarım, başkanlarımızla bu çocuklara ben kitap yollayacağım. İnşallah. Böyle kocaman bir kamyon. Başkanlarımızla beraber bu delikanlılara, bu güzel adamlara, kızlar da vardır burada. Kitap gelecek. Beraberce dağıtım isterim. Tamam. Herhalde gidiyorsun. Dağıtımını yap. Kaça gidiyorsun? Aslan. Ne yapıyorsunuz başkanım? İyiyim, sen nasılsın bir tane? Çek çek. Harika. Hoş geldiniz başkanım. Muhtarım, geldiniz eşlik başkanım. Edersiniz başkanım, değil mi başkanlarımıza? İnşallah. Ben burada. Tamam. Bana ver. Ben bir böyle kitap. Nereden gidiyorsunuz? Evet, tanıyorum. Ne zaman hatta uçacaksınız? Tamam, başkanım. Başkanlarımız hemen. En geç pazartesi. Blok şu an görmüş olduğumuz alan burası. Auditorium ve çok amaçlı salon diye geçiyor. Üstünde yürümüş olduğumuz C bloğumuz bilim ve sergi salonu. Şurada B bloğumuz kreş ve halk sağlığı. Şu binamız kreş ve halk sağlığı. Onu bir daha çalışabiliriz. Evet. Gelirken solumuzdaki bina yüzme havuzu spor merkezimiz. E blok arkamızda bulunan bina. Orada derslikler var. İSMEK olacak burası, 11 sınıflı ve çok amaçlı bir salonumuz var burada, 100 metrekarelik. Diğer şu köşede görünen de F bloğumuz var başkanım. Burada da büyük bir market olabilecek bir ticari birimizle beraber. Bütün kompleksimiz bu şekilde. G bloğun altı otopark, üst tarafı da meydan başkanım. 91 araçlık otoparkımız var burada. Çok özür dilerim. Onur geri gel. Evet başkanım. Evet geriye geliyoruz. Tamam efendim. Kavurma yeriz. Kavurma değil, her şey kurtulur. Sağ ol, Allah razı olsun. Başkanım bu tarafa doğru geçer. Arkadaşlar şu adliye dikkat edin. Evet. Bugün Arnavutköy'deyiz. Boğazköy'de çok kıymetli bir tesisimizi dolaştık. Burayı fonksiyonlarını çok farklılaştırdık. Çevrenin ihtiyacına dönük İSMEK'in zengin bir birimini burada oluşturuyoruz. Aynı zamanda spor salonu ihtiyacı ve artık bütün yapılarımıza mutlaka katmaya çalıştığımız ihtiyaç ölçeğinde kreş imalatını buraya dahil ettik. Tabii yine sosyal alanlar, taziye evi, bir kısım ticari alanlarla beraber inşallah Arnavutköy'ün bu mahallesine bu güzel tesisi etrafındaki park düzenlemeleriyle beraber bu yaz sonunda Eylül'ün ortalarına doğru bölüm bölüm hizmete açmış olacağız. Arnavutköy'de yoğun bir çalışma dönemi geçirdik aslında. Özellikle altyapıya dönük yol bakım hizmetlerimiz, asfalt hizmetlerimiz olarak yeni açtığımız yollarımız oldu. Ama daha da önemlisi Hadımköy bölgesinde yine yaptığımız sıkı bir halk ekmek tesisimiz ki bizim ekmek üretimimizi neredeyse 2,5 milyon adete günlük çıkartacak bir tesisimiz olacak. Yıl sonunu orayı tamamlamak istiyoruz. Yine sahanın içerisinde özellikle Arnavutköy yaygın bir alana sahip, farklı tehditlerle de muhatap. Başta beton kanalı olmak üzere başka tehditlere de maruz kalıyor. Bunları da bir yandan takip ederken bir yandan da başta Terkos'u korumaya dönük, İSKİ'nin bir kısım yatırımlarına dönük hizmetlerimiz Arnavutköy'de yoğunlukla devam ediyor. Arnavutköy İstanbul'un çok kritik bir yüzü. Hem korunmaya muhtaç hem yeni havalimanı fonksiyonuyla beraber ihtiyaçlarını giderici bir takım düzenlemelere de muhtaç. Ama böyle dengede götürülmesi gereken, yani İstanbul'un sırtına daha büyük yükleri yükleyen değil, yeni yüzünü yansıtan, zaten Arnavutköy'ün var olan köyleri ve var olan mücavir alanları var. Zaten Arnavutköy'ün kendi gelişim alanları var. Buraların düzenli ve
düzeyli gelişimini sağlamak bakımından hem siyasi açıdan hem toplumsal açıdan hem İstanbul'un bütününe hizmet açısından kıymetli bir coğrafya. Dikkat etmeliyiz. Umarım İstanbul'un yüzünü kızartmayacak, geleceğini sıkıntıya sokmayacak, güzel işler yaparak ve de yapılacak olan yanlış işlere karşı da dik durarak Arnavutköy'e hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Başkan, soru sorabilir miyiz? Söyleyin. Büyükşehir olarak yani buraya bir duyurma insan... Kanal meselesi bahsettiğiniz detaylara inilmeden bir kere biz olaya daha büyük pencereden bakıyoruz. Bu büyük bir tehdit İstanbul için. Hele hele ülkenin böyle bir ekonomik zorluk çektiği ortamda şuradaki çocuklar ne sordu bize? Başkanım tabletimiz yok, başkanım kırtasiyemiz yok, belki bazılarının üstünde giysisi yok. Şimdi böyle bir sorunu yaşadığımız ortamda bunlar bu şehir adına konuşulacak işler değil. Konuşmak büyük bir ihanet, zul, günah, yazık. O bakımdan biz olaya böyle bakıyoruz. Kaldı ki bu beton satığın, o beton kanalın çevresine kurulacak olan alanların kime ait olduğunu da kimse bilmiyor bu arada. Yani 3-5 metrekareyle birkaç köylü vatandaşımızı mutlu ettik naraları atarlar önümüzdeki günlerde. Öyle bir mutluluk yok. Orada çok mutsuz olacak İstanbullu ve Arnavutköylü. Ben onu biliyorum. Bu yönüyle bakmak lazım. Kanal meselesi geniş bir mesele. Teşekkür ederim. Şamlar'daki yol, belediyenin de sürekli takip ettiği yol. Bu yol Arnavutköy kavşağından başlıyor ki bu kavşakta da bir problem var. Üst geçit projesi de var burada. Katlı kavşak projesi de var. Daha sonradan kaya başına girerken tıkanıyor. Ancak bu yolun devamı yeni yapılan şehir hastanesine bağlanıyor. Hmm. İkinci aşama olarak da yine kendi imkanlarımızla altyapısını yapıp bitirecek durumdayız. Bunda vakit ne zaman? Yağmur suyu ve atık su bitmiş. Ben bunu Ağustos ayına bitirebilirim. Böyle gelin abi. Ne güzel. Eline sağlık. Sağ olun. Devam et. Kaza uzmanım olsun. Tamam. Harika. Devam et. Eline sağlık. Güzel. Keşke benim de böyle bir marifetim olsa. Tamam. Çok teşekkür ederim. Oraya koyalım. Koyalım oraya. Buradan fotoğrafa ulaşalım. Tamam. Tamam. Hadi başarılara. Delikanlı iyi günler. Bir dakika. Görmedin mi beni? Beni mi çekiyorsun? Olsun. Allah utandırmasın. Zor günleri hep beraber atlatacağız. Nasılsınız? Yakışık mı sen nasılsın? Galatasaray tutuyor bu çocuk galiba. Yok Fenerbahçe. Yok ya Galatasaray. Baksana Galatasaray şeyi takmış. Yok. Ne güzel görünüyorsunuz. Fotoğraf çekilebilir miyim? Evet. Bayılırım. Bayılırım. Merhaba nasılsınız? Nerede okuyoruz? Ben Anadolu'da okuyorum. Başkanım. Evet, nasılsınız? Delikanlı iyi misin? İyiyim. Adın ne? Berat. Kaça gidiyorsun Berat'cığım? Aslan. Aslan, başarılar tamam mı? Ya sen de nasıl resim çekilmem? Gel başkanım. Adamsın. Hadi bakalım. Adın ne? Gökhan. Gökhan'cığım seni hiç unutmayacağım. Hadi bakalım. Başkanım. Allah bağışlasın. Başkanım fotoğraf çekilebilir miyim acaba? Lan sen nereden geldin? Resim çekilemez. Nereden? Resim çekilesin. Kimle geldin? Vallahi buradan geldim. Annem gelsene. Anne neredesin? Annesi. Ben düz icareyim. Gel annemiz gel. Gel al çocuk geldi buraya sen yoksun. Gel. Nasılsın? Teşekkür ederim. Vallahi güzelsin. Adın ne o da? Bulut Erengeli. Ya Bulut Erengeli aşar görüyor musun? Evet. Tamam. Annesi, anneyi üzme tamam mı? Tamam mı? Annesi. Kitap alalım ona kitap. Hadi bakalım Hacım, Allah bağışlasın. Ama içeri girmem. Allah utandırmasın. İyi günler, hayırlı günler. Hanımefendi iyi günler olsun. Hayırlı işler efendim. Başarılar. Sağ ol. Hayırlı işler kolay gelsin. Olsun. İnşallah beraber daha iyi olalım. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım var ya. Başkanım çizginizi ve duruşunuzu bozmayın. Takdir ediyoruz. Eyvallah. Allah mahcup etmez inşallah. Amin inşallah. Adın ne senin? He? Muhammed.
Evet, ne oldu uzak? Sen her zaman meni satmaya geliyorsun? Kaç kardeşin var? Annem doğdu. Ben onlara babamla yaşadım. Şey, evin nerede? Tamam. Peki, kaça gidiyorsun sen? Dörde. Seni bir şey yapalım, tamam mı? Görüştürelim senden birini, olur mu? Evine gelsin, anneni görsün. Adresini biliyor musun? Verebilir misin adresini? Adresi. He? Bende adres yok şimdi. Telefon yok mu? Telefonu yok mu, annenin telefonu? Annenin telefonu. Tamam. Gel bakayım. Kalk sen, kalk. Al onları. Başkan. Baki. Kim var? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika bekleyelim. Lütfen. Baki Bey. Delikanlının burada çocuğumuzun bir şekilde adresini alacak bir görevli belirleyin buradan. Adresini alsın, bir annesinin, ailesinin bir geçim durumuna bir bakın. Bak abi sana yardımcı olacak. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler Cevdet Koç. Evet, evet. Sizler için çok dua ettik. Allah razı sonunda olsun. Başardık. İnanın ki seçimden pazar günüydü ya, cuma günü Süleymaniye Camisi'ne gittim. İmamın sol tarafına. Orada yerim sabit olsun diye bir halka da var tarihi. Orada secdeye kapandım ve kazandık. Ne mutlu bana. Kazanınca tekrar teşekkür için gittim. Ama hani iade olduydu ya. Dedim ki Allah'ı utandırma, tekrar dedim gideceğim. Ve sözümüzü tuttuk. Rabbimize hamdolsun. Amin. Kırmadınız, buraya kadar geldiniz.